Abone olup like atmayı unutmayın. Bir gece dersi yaparım. Tamam balım, en sıkı takipçim sensin. Göklerde kartal gibiydi. Burası gerçekten babaanneymiş onun. Abiciğim. Adalar kızı da olabilirdi, niye öyle diyorsun? Sen buddy nerede? Allah sizle birlikte, merak etmeyin. 34 ticari, bekleme yapma. Selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Halaycı Muallime. An itibariyle okuldan çıkıyorum. Bugün günlerden pazartesi. Benim 4 saatim değil, benim 6 saatim vardı. Bunu da açar mısınız? Teşekkürler. Evet, benim 6 saatim vardı ama 3-10 geçe zaten kursum olduğu için eve gitmedim. Okulda yemek yedim. Aslında kulüp dosyasını teslim edecektim ama isimleri yazdığım kağıdı evde bıraktığım için teslim edemedim. Öyle arkadaşlar, ben 3. videoya başlıyorum ya. Bu istikrarım şaka mı? Bu haftayı özetleyecek olursam neler yapacağız? Yarın boş günüm. Belki pazara gideriz ya da yarın ben muhtemelen evde olurum. Bugün İngilizce dersi yapar mıyım? Aslında bugün akşam bir İngilizce dersi yapmak istiyorum. Ama videoyu dün paylaşamadığım için bugün paylaşacağım. O yüzden zamanımı alır, belki yetiştiremem. Ama kesinlikle yarın böyle evde, belki hiçbir şey yapmadığım bir gün geçirim, ama yok, hiçbir şey yapmadığım bir gün olmaz yarın. Çünkü zaten cumartesi neredeyse hiçbir şey yapmadım. Sadece akşamüstü dışarı çıktım. Gece dersi yaparım. Bir tane Reels'im vardı. Onu altyazı eklemem lazım. Onunla uğraşırım. Kitap bitiririm. Artık kitabı bitirmem lazım. Bugün akşam temizlik yapmayı planlıyorum. Yarına kalmasın. Yarın çünkü temiz bir eve uyanmak istiyorum arkadaşlar. Onun huzuru, mutluluğu çok farklı. Çarşamba günü hastaneye gideceğim. Tahlilini var, onu yaptıracağım. Artık bakacağız. Cuma zaten full okuldayız. Cumartesi de şu anlık bir plan yok ama pazar var. Pazarda tank konserine gidiyoruz kızlarla. Bu sene resmen harbi yokuş oldu. Ben ne güzel röportaj yapmışım ya. Al baştan. Nasıl? Buradan başlıyorum. Evet arkadaşlar, tekrardan selam. Şu an okuldayız. 4. saatin çenevesine çıktık. Geçtiğimiz 2 ders boyunca sıralarımızı zorlara yapıp cilaladık. Az önce aslında bir çektik ama Burak, tabi hocam. Cahil ya. Şimdi röportajlarımızla tekrardan başlıyoruz. Halil İşko gel. Halil, zımparayı ilk senle başladık. Doğrudur hocam. Neler hissediyorsun? Hocam, ilk öncelikle çok güzel bir his olduğunu düşünüyorum. Çok heyecanlıyım. Hissi somut anlatır mısın? Hocam, içiyoruz makineyi. Somut derken yani neye benziyor bizim para? Hocam, like at. Seni anlatacak cümleler bulamıyorum Halil İşko. O kadar güzel bir evet, gördüğünüz gibi fıçasıyla birlikte bir fıçın oldu. Ömer, asla bırakmıyorum fıçasını. Ömer, yapma, kaç sıra bulmadın? Yapma. Biraz 10 tane sıra cilaladım. Dici çünkü. Albert, çekiyorum seni, sendeyiz. Zımparadan sonra Albert ilk önce temizleme işini yapıyor. Albert, mükemmelsin Albert. Öyle bir estetik siniş yok. Yani şimdi cilalılar geliyor. Ömer cilamızı atıyor. Kanka, çık çık çık. Cilala bak, cilala. Ömer tüm ince tekniklerini kullanıyor cilalarken. Bak çek, bak çek. Bak adam prop olmuş artık. Helal ya Muhammed. Bu işin ustası ya. Bravo ya. Bu işin ustası Nayder ya. Helal olsun. Eyüp, sendeyiz. Eyüp reis. Lan bekle. Beyçe kaç yıldır yapıyorsun? Ustan kaç yıldır yapıyorsun? Kaç yıldır yapıyorum? Yani şöyle, babadan geç. Dededen beri ben bu işi yapıyorum. Aile mezunu hocam. 20 yıldır yapıyorum ben. Biz hımparamızı yapıp sonra da hikaye geçtik Allah'ın izniyle. Ömer, Faruk Bey. Kendileri de cila ustası. Sendeyiz Halil, evet. Bu işin sırrını anlat. İş güvenliği açısından bastırmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Esma hocam. Ya biz dün gelmedik, bugün de gelmedik. Ay. Bugün sınıfımızdaki sıraları zımparıyoruz. Bu konu hakkında düşüncelerin neler? Yarışmaya kazanınca neler kazanacağız? Haberin var mı? Yarışmayı kazanınca güzel geziler var. Gördük gezi. Bu yarışmayı kazansaydık... Ne gibi geziler var? Boğaz Kırı'na gidecektik. Daha açıklanmadı bu arada. Daha açıklanmadı. Yanımızda sınıfta çalışan bir arkadaşımız var. İsmim Albert Saprak Kapısız. 9B sınıfındayım. Neden bu sıraları zımparalıyoruz? Pardon. Çünkü temizlik yarışmasını kazanmak için ve Boğaz Kırı'nı biz alacağız. Sadece Boğaz Kırı için mi yapıyorsun, yoksa bu sınıfın temizliği ve güzelliği için mi? Sınıfın güzelliği için tabii ki de. Sınıfımızı çok seviyorum. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Evet, biz emekçi olarak sınıfı temizledik kardeşim de, sağ olsun. Sağ olun. Bir de yukarıda Kenan diye bir arkadaşımız var. O da bize çok önemli. Kenan'la devamlı isterseniz onun yanına gidelim. Çok çalıştık. İnşallah kazanacağız bu yarışmayı. Arkadaşım olan Eyüp silah etmeme yardım ediyor. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler. Tekrar selam arkadaşlar. Şu an saat 7. Ben de mekandan çıktım.
Oh. Ben sizi en son çocuklarla bıraktım herhalde. En son zımpara yapıyorduk. Ondan sonra kameramı kaybettim. Benden çıktı. Okuldan öğlen çıktım. Haydarpaşa'ya geldim. Tahlilim vardı. Gittim doktor EMG testi istemişti. Hayatımda ilk defa yaptırdım. Çok değişik bir deneyimdi arkadaşlar. Bir miktar elektrik doluyum. Beni biraz şokladılar. Rapordan anladığım kadarıyla bir sıkıntı yok, normal. Bu da temiz çıktı. Galiba ben böyle böyle arkadaşlar check-up'a doğru gidiyorum. Şimdi metronun oraya gidiyorum. Nursefa ve çocuklar gelecek. Öyle değişik bir süreçti. Edit yaptım ama çok az bir yerim kaldı. Bugün paylaşamayacağım yine. Muhtemelen yarın öğlen gibi yayın açarım. Bu gece eksikleri tamamlarım. Arkadaşlar bakın, zamanında yapılmayan her iş gerçekten elinizde büyüyor. Zamanında yap kurtuluşu işi, değil mi? Tekrardan selam arkadaşlar. Müzik var, nasıl konuşacağım bilmiyorum. Bugün günlerden cumartesi. Benim sabah dersim vardı. Ondan sonra bir tane Reels'im vardı. Onu editlemiştim. Altyazısını girmem lazım. Yolda gelirken Samandıra'da tanıtım günleri gördüm. O yüzden görür görmez indim. Kendim şöyle bir porsiyon sarma aldım. Bir tane de içli köfte aldım. Kendim de saracağım. Evet, yaprak alıp sarmam lazım. İçli köfteye söz vermiyorum ama kendim de saracağım. Editi yapıp eve gideceğim. Çünkü evi temizlemem gerekiyor. Ama direkt eve gitseydim hiçbir şey yapmayacaktım. Bundan eminim artık. Keşke arkada müzik olmasaydı. Ben içli köfte denemek istiyorum. Bir tane aldım. Arkadaşlar tanesi 50 lira olmuş. Bir içli köftenin. Güzel. Tabii sıcak olsa daha güzel olabilirdi. Ama güzel. İçi dolu dolu. Sarmanın tadına bakacağım bir de. Normalde bir porsiyonu 10 tane varmış. Abla sosu bir tane de kendini ekledi. Zeytinyağını dokundurmuşlar. Peki bunların yanına ne aldım? Latte. Damak zevki deyince de sen be. Vakit kaybetmeden hemen Reels'e editleyip paylaşmak istiyorum. Ondan sonra belki bu videonun editine başlarım. Çünkü dün akşam eklediğim videoya da çok güzel yorumlar geldi. Daha da motive oldum. Şu an her dakika vlog çekip editlemek istiyorum. Hazır motivasyonum yerindeyken arkadaşlar bol bol edit yapayım. Kanalımız, bizim kanalımız daha da büyüsün. Arkadaşlar lütfen abone olur musunuz? Hala görüyorum diyenlerin %40'ı abone değil. Bu beni üzüyor. Lütfen beni üzmeyin. Lütfen, hatta şu an abone değilsiniz. 2 saniyenizi ayırıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Minana Caddesi'ndeyim, konuşamayacağım ki. Arkadaşlar tekrar selam. Bugün günlerden pazar. Saat sanırım şu an 7 çeyrek falan olması lazım. Harbiye kuşunuz uçmaya gidiyor. Bu seneki 3. harbiye sanırım. Bu dönemki daha doğrusu. Nur Sefa ile önce Emre Fel'e gittik. Deniz'le Yaşar'a gittik. Bugün de Tan'a gidiyoruz. Tan'ın şöyle bir özelliği var bizim için. Ben ilk Tan konserime galiba buraya geldiğim sene gittim. 2021 ya da 2022 olması lazım. Hatta Cansu'ya teklif etmiştim. O zaman daha yeni tanışıyorduk. Gelir misin diye. O da geldi. O zamana kadar hiç Tan dinlememişti. Ama konserde hemen bütün şarkılarını ezberledi. Çünkü Tan'ın şarkıları genelde birinci ve ikinci nakaratta aynı oluyor. Daha sonra bir sonraki konserimizi bir arkadaşımızı daha götürdük. Yine Cansu ile birlikte gittik. Ve üçüncü konserimize de bu sefer Esra'yı, Gülbahar'ı ve Nur Sefa'yı götürüyoruz. Tan Taçı Fan Club'a sürekli her sene yeni üyeler katıyoruz. Bugün de güzel geçer inşallah. Esra'da araba olduğu için Kadıköy'e kadar onunla gideceğiz. Artık oradan vapurla Beşiktaş'a geçip oradan taksiye mi bineriz yoksa yürür müyüz bilmiyorum. Kanki gel, geçeceğiz Cansu'nun yanına. Arkadaşlar otobüs önümde durdu. Bir bak, içinden bir melek indi. Ama şeytan da bir melek biliyorsunuz ki. Buradaki buraymış ya. Kanki ben yukarıda zannediyorum. O yüzden sana kalk gel dedi. Yok, şuradan indi. Orası daha ışıklı diye. Biz Kadıköy'e geldik. Esuş'um sağ olsun bizi getirdi. Vapura bindik. Buradan Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'tan indikten sonra da bakacağız artık yürüyerek mi daha mantıklı, taksiyle mi daha mantıklı diye. Öncesi bir Kızılkayalar yaptık. Birer hamburger gömdük. Arkadaşlar bakın yanımda kim var. İyiyim canım, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Fan Club'ına bizi de üye yaptığın için teşekkür ederim. İnşallah üyelik ücreti almıyorsun. Kanki ilk konserde almıyorum. Mesela Cansu'nun bu üçüncü konser artık para veriyor. Evet, evet kanki. Tan da çok para alıyor, senin almanı istemem yani. Biz aramızda kırışırız onunla. Esra benim yakamı bırakmadı. Dedi ki Tan konseri. Normalde biz bu sene çok belki gitmezdik, bilmiyorum, emin değilim. Ama o kadar söyledi ki canımız tekrar çekti. Biz o yüzden yollardık. Yani kafası vardı ya, ben de Şırnak'ta. Geleceğim ve Esma'yla bir Tan konseri. Ya sen en son evi videodayken Şırnak'taydı. Evet, ve gerçekten kafamda hep var bu. Geleceğim ve Esma'yla Tan konseri. İnşallah bu son noktamız değildir kanki. Yok kanka. Bitmez inşallah. Sen bilmiyorum, senin belli olmuyor haleti bu.
Az önce biz şimdi vapura biniyoruz, tamam mı? Vapura binmişiz. Biz Cansel biraz arkada kaldık. Esra gidip görevlileri sormuş ama Beşiktaş vapuru değil mi diye. Evet. Çünkü dedim Esma ile biniyoruz. Allah korusun yanlış bir vapura binmek istemem. Abi Beşiktaş tan konserimi böyle kaçırmak istemem. Beşiktaş iskelesindeyiz. Olsun. Adalar vapuru da olabilirdi. Niye öyle diyorsun ki? Biz alıştık. Yani bir şey söyleyeyim mi? Senin konjüktüründe biz Beşiktaş'tan Kabataş'a giden vapura bile binebiliriz yani. Bu konuda çok konuşmak istemiyorum. Yaralıyız biraz. Her an dayak yiyebiliriz. Ay neyse, anımızın akıdı inşallah. Aa. Sen şey biliyorsun, Emre Fele konserine gittik. Ne? Emre Fele. Metro... Felek. Felek değil mi? Ne oldu? Ben bilmiyorum. Eki yok. Adamı o kadar tanımıyorum düşün. Neyse, metrodayız tamam mı üçümüz. Nursef abla dedi ki, kanki biletleri sende değil mi? Dedim, size attım ya. Ben de telefonu sıfırladım. Kanki o an şifreyi unuttum. Esma şifresini unuttuğu için çok biletlerimiz yok. Telefonumu sıfırladı ve Allah'a güvendim, Allah'a teslimim. Telefonun şifresini mi? Evet. 5 saniye önce girdiğim şifre girmiyor. Blok oldu telefon. Biz Ginci Taksim'deyiz. Bilet yok elimizde. Bir şey söyleyeceğim sana. Ben dün özellikle WhatsApp'tan kontrol ettim. Silmeyeyim Esma'nın şeyini. Kesin bu biletleri kaybeder kalırız orada diye. Yemin ederim bak ben sana. Ben davranmak için diyorum ki Esma hani aç bir duruyorlar mı? Diyor ki silinmiş de olabilir, bir bakayım. Şimdi bu sefer her gün girdi şifreye giremiyor. Dün genelde şaka falan yapıyor. Yakın bir zamanda değiştirmiş. Ama sonra kanki o an ben bloke oldu telefon, tamam mı? Nur Sefa'nın telefonundan mailime girdim. Bu sefer de meğerse şey gereksiz kutusuna düşmüş. Spam kutusuna maili bulamıyoruz. Biz oraya biletsiz gittik. Evet. Allah razı olsun, oradaki çocuklar yardımcı oldu da biz oradan hani durup da girdik. Şeyinizi, biletinizi. İçeri girdiğimde yani telefon daha yine açılmıştı. Yok ben yine kızım nasıl bloke yaptın? En fazla 10 dakika sürüyor onun blokesi. En son 3 saatti. Konser bitimine anca açılacaktı telefon. Hayatımda hiç bu kadar uzun bloke yememişimdir telefonla. Yani sen nasıl becerdin bunu? Geçen gün cuma günü WhatsApp beni engelledi. En son parmaklarımı kendi haline bıraktım. Belki doğrusunu bulurdu. Sonra kanki çıktık konserden. Baktım eski şifreyi buldum. Parmaklarım direkt yazıyor. Ya Allah seni ne yapmasın şimdi? Sen ne yapıyorsun? Stres altında kendini mi bloke ediyorsun sen bence acaba? Bence öyle. Beyin durduruyorken. Beyin çok, Allah. Bak çok akıllı bir mekanizma beyin. Biletim hiç yaşanmamış şeyler bunlar. Yol uzanmış. Girsin tabii ki. Ne demek girmemek? Koç burcu, inatçı girecek oraya. O telefonu hackletir orada, arar birilerini. Bu çok değişik bir dörtlü oldu. Tantaşçı değil mi? Doğru. Konser olacağını unutup Edirne'ye gitme planı yapmam. Evet. Ve sonra cumartesi sabah, cuma sabahı mıydı ben sana? Cuma günü bana mesaj atmış. Esma diyor konserin bu pazar değil mi? Dedim evet kanki. Sabah 8 gibi uyandığımda bu pazar konser vardı diye böyle bir aydınlanma. Sen bir ajanda yapsana bize. Kanki ben kendimi zor idare ediyorum. Bir de ekstra yük yüklemeyin bana. Tabii ama daha iyi işte, alışkanlığı var. Bizde bir tane olunca takip edemiyorum ben. Başım sende, kime gitsem, ne söylesem. Alacağın olursun böyle yükselmek, böyle hissetmek. Tek derdimiz sadece fedakarlık, madem öyle be hafız. Söyleme, hiç gücüm yok karşımda gerçeği. Sanki iyice elit olduk deyip böyle kenken atarlanıyorum. Arkadaşlar konser bitti. Biz de bittik. Yok ben beyran istiyorum. Of Nursefa, senin deneyimini çekecekti burada. Nursefa ilk defa beyran içecekti arkadaşlar ama. Kanki geçen Deniz'le buluştuk da konser dönüşü, o da diyor biz en son Antep'e gittiğimizde hem kocası hem bu hastanelik olmuşlar. Kanki dedim Antep dönüşü zaten bir tür. Tabi çorbadan daha az, çok ana yemek gibi. Saat şu an kaç? Biz sabah bir de geziye gideceğiz. Salçalı, pirinçli, bulgurlu. Mercimek daha böyle. Mercimek köftü mü bunun? Var. Buraya şeyle diyor. Şöyle kaydıralım bir de. Ay evet benim. Teşekkür ederim abiciğim. Abiciğim. Abiciğim sıcak sıcak abiciğim. Arkadaşlar günaydın. Acar muhabiriniz Halaycı Muallim'e yine sizlerle birlikte. Şu an itibariyle Eyüp Sultan'dayız. Çarşıda okul gezisindeyiz. Sanki dün eve 2:30-3'te girmemişiz gibi. 4'te uyumamışız gibi. Bugün işimizin başındayız. Neyse çocuklarla ilk geldik. Yarım saat onlara serbest zaman verdik. Biz de Nur Sefa'yla gelip dua edeceğiz. Ondan sonra birlikte gezeceğiz çocuklarla. Şimdilik güzel. İnşallah tek parça dönebiliriz. Şunların tatlılığına bakın. Bence hayır dokun. Çünkü ürküyor bunlar kanki. Gözleri kızarmış Nur Sefa. Kuzu, sarmal. Nasıl okunuyor ki mezar taşı? Ya Arapça ya.
Ha. Bendeki cahillik özel bir yöntemi var. E kanka hangi günahta bu tespihi almam lazım? Şu an alabiliriz gibi. Acaba çocuklar mı bizi gezdirse? Kanka küçükken benim sana böyle oynayacaklar var. Ne var canım? Göz hakkı diye bir şey mi var? Arkadaşlar gizli arkadaşlarımız. Herkes bodysini bulsun dedi. Bunlar da birbirini bulmuşlar. Ya Medile. Medile 3 saniye bakınca burnunuza Hacı Yağ kokusu geliyor. Tarak. Tarak. Evet. Hatta direkt cebinden çıkıyor şey. Aynen hemen. Aynası da aynı. Dedemin de aynası vardı. Burası gerçekten babaannevi şu an anneannevi. Resimli. Aa çok ilginç. Ya. Aslında bunu kendi çocuklarımıza bile koymuyoruz lisedekleri. Allah kabul etsin. Allah daim eğilsin. Kıvılcım'ın eski kocasının adı ne? Unuttum ya. Kayhan. Kayhan. Şimdi de seküler oldu ya. Karısı diyor ki old money gibi giy. Zengin muhafazakar gibi. Ama sonradan kaybetmişiz. Evet. Bak bu da şey köy dedesi takkesi. Sekmez bu arada. Evet aynısı. Kanki belki. Ha bak. Dediğim ki tamam. İskender Pala'nın. Helaller ve haramlar. Az önce bundan bahsediyordum. Senin baktığın şeyler benim baktığın şey. Mızraklı İmrani kimyası belli değilmiş biliyor musun? Nasıl? Kimyası belli değil. Neden okudunuz? Yazarın ismi yok direkt eseri yazmış. Hangisi kanın kız? Dedemin vardı biliyor musun? Yedek başlıklı. Göstersene. Arkadaşlar yedek başlıklı. Çok tatlı. Dedem rahmetli kullanıyordu. Bunları hatırlıyor musunuz? Odlar bilir bunları. Ama böyle şey rengarenk vardı bunun. Bunlara baksana yeni yeni şeyler çıkarmışlar. Burada misvak. Çok değişik. Teknolojik misvaklar var. Sürme. Topaç. Sen topaç bilir misin? Ama pek beceremezdim. O nasıl sürme kız öyle? Ömürlük. 5 yıl kullanma garantisi. Ay, memnun kalmazsan da sıkıntı yani anladın mı? Şıklıkla bir boyu yok. Burada bagaj boyu. Burada bagaj. İşte gerçek sürme. Arkadaşlar bakın gerçek. Arap people'lar gerçek sürme. Şeyden gelen, hacdan gelenler değil mi? Arkadaşlar tekrardan selam. Biz şimdi Telefire'ye geldik. Birazcık sıra bekledik. Bizimkilerden bir grubu gönderdik. İki tanesine. Bir grup da şimdi binecek. Çocukları çoğu zaten Telefire'ye binmediği için güzel bir etkinlik oldu ama bazılarının yükseklik korkusu olduğu için bir miktar korktular. Ama zaten çok kısa bir mesafe olduğu için hatta şu an birazdan inecekler. Hatta şu an iniyorlar evet. Diğer bir grubumuz biniyor. Siz binin bebek. Hadi kazanız bir varkos. Çocuğu birinci sınıfa başlayan anneler gibi değil miyiz? Kapıda uğurlayan. Allah'tan ağlayan olmadı. Sakın üzülme, tırsma. Kısa bir süre zaten tamam mı? Hadi tamam. Allah sizle birlikte merak etmeyin. Hadi daha. Çocuğun tamam, telefonu bizden daha iyi. Biz bırakıp gidiyoruz. Buraya şey müziği koyacağım. Göklerde kartal. Göklerde kartal gibiydi. Kanki nasıl geri gelirler? Bazısının kartı yok yanında ya. Dedim ben size... Dilene. Çizimi bu mu gerçekten? Berdiş oluyorlarmış gelene kadar. Sanki dedim Sultanbeyli şurası. Neyinize güvendiniz dedim kartınızı almadınız. İslam'dan bir haber olması beni bir miktar üzdü. Kadınların olduğu yerde ben namaz tutamıyorum. Namazım bozulmuyor mu? Dedim sen onları görmedin. Sırrı namazına zarar geldi. Kesinlikle böyle kılıyormuş namaza bak. Kız gitme. Seni de bindireceğim teleferiye. Aşkım Pierre Loti'de senin kankilerin var. Birlikte yukarı çıkacağız. Gitme. Kız ben basarım sana Akbil. Kanki sana araba kiraladım. Ama bir şey söyleyeceğim. Hani havabüsler olacaktı? Ne zaman gelecek havabüsler? Bir metajda havabüs kalsın. Kanki karşılıklı oturalım. Gerçekten acaba göklerde kartal gibi miyiz? Abi sıcaktır. Abi sıcaktır geldi bura. Bir de çocuk utandıkça Kerimcan onu daha çok konuşturuyor. Arkadaşlar şu an Pierre Loti tepesindeyiz. Bir saatlik bir mola verdik. Son 10 dakikası. Bir şeyler yedik. Ben şimdi biraz kahve içiyorum. Çünkü ayılmam lazım. Bizi dediğim böyle olacak. Saldık.
kitabım var. Arkadaşlar tekrar günaydın. Bugün günlerden çarşamba. Saat 13:00 geçiyor sanırım. Ben okula yeni gidiyorum. Önceki vlogları izlediyseniz bugün dersimin geç başladığını biliyorsunuzdur. Bugün 4 dersim var ama gün bitmiyor. Bugün yoğun bir gün. Dersim bitince sınıfımdan bir öğrencinin velisine ziyarete gideceğim. Ömer Farukçu. Evet, sana geliyoruz. Kesin izliyor bu videoyu. Hatta bu videoda var zaten kendisi. Cila ustası. Ondan sonra veli ziyaretinden sonra ya eve geçirim ya geçmem. Yine tabii cadde kenarında olduğum için konuşamıyorum. Ondan sonra Sarıyer'de tiyatroya gitmemiz lazım Nur Sefa'yla. Çünkü bize Cansu'nun hediyesi var. Onu izlememiz lazım. Evet, izlenecek bir hediye. Bizde artık çıta arşa alaya çıktı. Sevgili Arsız Ölümü izleyeceğiz. Kitabını da aldık önceden ama ben dün başlayabildim. 50 sayfa falan okuyabildim. Bugün belki boş kalırsam. İşte eve gitmezsem eğer bir yerde kitabı okumayı düşünüyorum. Bilmiyorum tiyatro kaçlardı unuttum, ona bakmam lazım. Nasıl gideceğiz, nasıl döneceğiz onu ayarlamamız lazım. Ya bakın ne gördüm. Ya can buraya nereden geldi? Ama bayağı yapışmış buraya. Öyle günü programı bu şekilde. Kameramın şarjı az. Geçen hafta kütüphanede şarj başlama çalışmadığını gördüm. Bu beni biraz üzdü. Bilmiyorum yenisini almam gerekiyor mu gerekmiyor. Belki de bu çektiğim son video. Yok arkadaşlar, telaşlanmayın, halledeceğiz. Ben buna baş gelemedim oğlum. Ben buna baş gelemedim. Yeter. Al bundan sonra terbiyesini ver. Ne yaparsan yap. Tekrar selam arkadaşlar. Bugün günlerden salı. Benim boş günüm. Ama bakın boş değilim. Hocam bakın son videoyu da izlemişim hatta. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Gelişim Üniversitesi'ne geldik çocuklarla. Tamam balım. En sıkı takipçi sensin. Tamam hayat. Acılardayız şu an. 9 çeyrek gibi yola çıktık. Şu an saat kaç? 11-10 geçti. Bayağı uzun yollardan geldik. Jetlag olduk. Bakalım. İnşallah okul çok kalabalık değildir de gezebiliriz. Bir an çok korktum oğlum. Yenisini alalım. Bana yenisini alsanız da. Bunun yenisi şu an 32 bin falan. Fiyatı duyunca kafasını vurdu. Evet arkadaşlar. Üniversite gezimiz asıl şimdi başlıyor. Hocam bakın sakın debriyajı basmayın. Bıraktığınız anda araba gider. Gerçekten mi? Arkaya giderim de. O zaman hocam, araba indiriyoruz. Yallah şoför yallah. En soldakine basmayın. Araba boşta. Nerede? Korna nerede? Bizde R yok. Hep ileri. Ön kapı bir şey yazıyor. Burada alarm veriyor. Yallah şoför yallah. Motor işi orada. 34 ticari. Bekleme yapma. 34 ticari. Şu an selektör atıyoruz. İnşallah beni çekiyorsun. Şu an vites kaçta? Oğlum bu kadar mı güvenmiyorsunuz bana? Bu benim mutlu eder. Allah şoför yallah resimlerde. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuza otobüs şoförü olarak devam ediyoruz. Araba alamazsın dediler. Gerçekten araba alamadım. Bunun adı vallahi araba değil çünkü. Yapsın. Oğlum ben bir alıp götürsem size ne olur? Hocam geri gideriz. En soldaki neydi? Hocam en soldaki gaz. Gaz. Ortadaki debriyaj. Hocam en soldakini gaz. O benim ehliyetim var, ben daha geçmeyeyim. Hocam istiyorsanız sağdakine bir dokunabilirsiniz. Evet. Hayır ben öyle dokunamam. Gaz hocam. Hocam şöyle yapın. Araba boşta. Hayır. Hayır. Oğlum bak basarım araba uçur sonra. Yok hocam boşta. Bismillahirrahmanirrahim. Basın hocam. Oğlum can taşıyoruz herhalde. Mustafa hocam nereye gitmek istersin? Oğlum adamın bir de iki çocuğu var. Hadi biz neyse. Benim de çocuğum var, iki tane. Saçımla ıhlamur. Aklım hala yapamadıklarımda. Eksik var mı herkes? Body'sini buldu mu? Senin body'n nerede? Kayıp hocam. Naim'in body'si nerede? Adam tek ya. Bersen kratime ezmihan. Oğlum yarım ekmek yağlı tuz. Arkadaşlar bugün ne mi yapacağız? Bugün üniversiteyi geziyoruz. Hocam beni YouTube'a atın ama tamam mı bak? Evet arkadaşlar burada da ilkokullu bir arkadaşımız var. Gel. Evli olsa ben de çıkabilir miyim? Çıkabilirsiniz hocam tabii ki, ne demek. Teşekkür ederim ama ben biraz kısa çıkıyorum. Hocam bu kamera bozuk ya. Kışın olan sömestr tatil. Bu şekilde havacılık atölyelerine katılım sağlayabilirsiniz. Asya'da geliyor, o motor çok geliyor. Ama şimdiki motorlar adeta böyle. Artık gürültü falan istemiyor. Hayır. bugün günlerden pazartesi. Pazartesi. Ben pek tek miyim acaba? Ben cila yapmadım. Hocam kayıt başladı. Kamera. Bak seni cila alırım. Bir tane Reels'ım vardı. Onu editlemem ki. Ama direkt eve gitmek. Ama eve direkt. Keşke. Ay çok karanlık. Beni görüyor musunuz? Şu an ben kendim görmüyorum. Arkadaşlar tekrar selam. Tamam. Ya yine karanlığım. Benim ışığımı kim kesti? Tantaçı Fan Club üyemiz. Burayı kesin. Artık Emre Felek. Gel Emre Felek.
Biz tabii Edip sen ne güzelsin şey diyerek. Şimdi çocuklara bak mihmandar, mihmandar demiş kanki. Mihmandar el nebi. Halay çekeceğiz. Halay evet. Tekrar selam arkadaş. Oğlum ya hareket etmeyin size dönüyor. Abi şimdi biriniz çıkarsın sonra bana telif atarsınız, şikayet edersiniz. Öyle bir şey olmaz. Sizle uğraşamam ben. İzo arkadan da. Hocam durun bak debriyajı bir anda bırakırsınız da araba gider. Ay oğlum Allah kahretsin basma. Biz geri gelmedik pardon yeni gelmedik geri gel. Oğlum beni çek Allah seni kahretmesin ya. Benim body burada. Hocam bizi paylaşacak mısınız? Hocam bizi konuşalım. Ya aşkım şimdi ben geçen kızlarla tartıştım işte bir dedikodu çıktı ama fena yani. Oğlum bu niye kafası böyle kremin gibi oynayıp duruyorlar? Kudan böyle yapabilirsin ya. Kitabını da aldık önce. Of konuşamıyorum ya. Anlık bir cinnet.